Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estağuzubillah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve ahlulukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzubillahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza Haşir Risalesinden namı diğerle 10. sözden, bu sefer tersten söyledik, devam ediyoruz. Haşir Risalesi'nde bildiğiniz gibi 7. hakikate kadar geldik. Hatta 7. hakikatin bugün finalini yapmayı da hayal ediyoruz. Bakalım becerebilirsek. Bugün 7. hakikatteki tefekkür yolculuğumuzun sonuna geleceğiz inşallah. Umuyoruz, diliyoruz. Metnimize başlamadan önce yine en başa gelelim. En başta hangi güzel adımla yola çıktığımızı hatırlayalım. Hangi ayetlerin gölgesinde yolculuk ettiğimizi hatırlayalım. Ondan sonra da inşallah asıl metnimize geçelim. 10. söz haşir bahsi 2 ayet-i kerime ile başlıyor. Bunlardan birincisi Bismillahirrahmanirrahim ki hep söylüyoruz. Bu ayet bütün ayetlerin başındaki ayet, nihayetindeki ayet, ortasındaki ayet. Yani hem zikri, hem şükrü, hem fikri bu ayet. Yani o ayet bize geliyorsa da yine bu ayetin hürmetine, bu ayetin hakikatinden, o ayet bize kendini okutuyorsa da yine bu ayetin hürmetine, bu ayetin ihsanıyla, manasıyla, hakikatiyle ve yine varacağımız yerde bulu hakikat. Yani Cenab-ı Hakk'ın uluhiyeti ve uluhiyetin yanında rahmaniyeti ve rahimiyeti ki insanoğlunu bu aleme getirmiş, imtihana maruz kılmış ve inşallah da müminlerini cennette, kafirlerini, münafıklarını cehennemde tazip ettirecek olan yine bu ayettir diye biz buradan her defasında dersimizi alıyoruz. 2. ayet-i kerime ise Rum Suresi'nin 50. ayeti. Rum Suresi'nin 50. ayeti. Estağfirullah. Fenzur ila athari rahmetillahi keyfe yuhil arda ba'de mevtiha. İnne zalike le muhyil mevta ve huve ala kulli şeyin kadir. Bu ayetin kısa bir mealini söz başım şu şekilde vermiş. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine, yeryüzünü ölümün ardından nasıl diriltiyor. Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Rum Suresi'nin 50. ayeti burası. Daha meal düzeyinde muhatap olduğumuzda bile görüyoruz ki Cenab-ı Hak bize baharı bir ayet olarak gösteriyor. Ayet ne demek? Ayet sadece Kur'an'daki cümleler manasına, hükümler manasına gelmiyor. Ayet aynı zamanda delil manasına geliyor ve kainattaki ayetleri de kapsıyor. Hatta Kur'an'da daha çok bu manada kullanılmıştır. Biz bahara bir ayet olarak baktığımızda, ona ayet olarak bakmak nasıl olur? Zaten burada cevabı verilmiş. Rahmet eseri olarak bakıldığında yani. Bir faili olduğu düşünüldüğünde, bu failin bir kastının olduğu, rahmet kastının olduğu düşünüldüğünde bahar kendisini bir başka okutuyor. Nasıl okutuyor? 2 şekilde okutuyor. Bir diyor ki beni her sene iktiza eden neyse o yine iktiza eder ki insan türü de kendi kışında kalmasın, kendi ölümünde kala kalmasın, varlığa tekrar çağrılsın. Beni gerektiren rahmet onu da gerektirir diyor. Yani muktazi açısından bir izah sağlıyor. Cenab-ı Hakk'ın bu gidişleri gelişleri sağlayan ismi hangisi? Elbette ki rahmaniyeti. Yani varlığa Cenab-ı Hakk'ın bir muhtaciyeti mi var? Haşa. Bir mecburiyeti mi var? Haşa. Haşa, sümme haşa, öyle bir şey yok. Cenab-ı Hak rahmetinden dolayı tekrar tekrar varlıkla şereflendirip yokluğu ona ihsanlarda bulunuyor. Ve yine kudret açısından mevzuya bakıyoruz. Ve diyoruz ki Cenab-ı Hakk'ın baharı yapabilen kudreti hayli ondan çok daha kolay, daha insanın böyle kafasındaki hesap kitaba göre bile çok daha kolay olan baharı haşri yapsın. Neden? Çünkü baharda 1, 10, 100 değil belki 100 bin, milyon, trilyon tür tekrar varlığa çağrılıyor. Aynı toprakta, aynı dünya üzerinde, aynı günler içerisinde varlıkla şereflendiriliyor, ikramla şereflendiriliyor, ihsanla şereflendiriliyor. O karmaşık düzeni bu kadar kolaylıkla her sene yapabilen kudrete ne zorluğu var ki insan türünü varlığa tekrar çağırmasın? Yani insanın ağaçtan, ottan, hayvandan, böceklerden falan daha temeline indiğimizde mevzun, DNA mevzuna indiğimizde, hücresel yapıya indiğimizde, o karbon bazlı canlı olma temeline indiğimizde aynı şeyiz biz. Özde, temelde. Bunu evrim açısından söylemiyorum, altını çiziyorum tekrar. Bu Cenab-ı Hakk'ın yaratışındaki vahdet tecellisi. Aynı ustanın eseri olduğumuzu altına attığı bu imzayla, bu genetik imzayla, bu organik imzayla, bu amino asit bazlı imzayla, karbon bazlı imzayla, hücre yapılı imzayla Cenab-ı Hak mührünü basmış, sikkesini vurmuş ki bunların hepsi benim eserim diye bize bir ortaklık vermiş. Zaten küre-i arz üzerinde yaşayabilmek için de böyle bir ortaklığa bizim ihtiyacımız var. Yani onu yapan, o kadar çoğunu yapan bir tane türden niye bir zorluk çeksin? Neden imkansız olsun? Ey insan, eğer sen bunu kendi açından, kendi kafandan, kendi böyle zorluk, kolaylık algın şeyinden, perspektifinden ya olur mu böyle şey, hiç insan canlılığa döner mi tekrar falan öldükten sonra diyorsan, halt ediyorsun. Bu senin kafandaki bir müşkülat. Bahara bak, kendinin ilk yaratılışına bak. Ne bunu sen yaptın, ne onu sen yaptın. Ne bunu senin açıklaman gerekti, ne onu senin açıklaman gerekti. Onu ve bunu açıklayan kudret, ikisini de açıklayan kudret, yani olabilirliğini gösteren kudret hayli hayli gösterir ki insan da tekrar varlığa dönsün. Bu açıdan kendimizi, mantığımızı, bizim zorluk, kolaylık algımızı böyle itikadın merkezine koyup ona göre bir itikat sahibi olmak çok yanlış bir şey arkadaşlar. İnsanın itikadını, sahih itikadı öncelikle vahiy, yani Cenab-ı Hakk'ın vahyi belirler. Sünnet-i Resulullah belirler. Üçüncü derece kainattaki deliller belirler. Ya Allah bunu yapamaz. Ya sen baharı gördün mü arkadaş? Onu yapan Allah'a bunun ne zorluğu var? Yeri göğü yaratan Allah'a. Ya işte Miraç'ta Efendimiz o kadar kısa sürede gidemez falan. Hiç öyle bir şey mümkün mü? Ya ışık hızı diye bir şey yaratmış. Nereden nereye? Kaç saniyede geliyor? Öyle bir Allah'a, daha ışık yoktu Allah alemi yarattığında. Işık daha yeni yayılıyordu. Cenab-ı Hakk'ın yaratışının hızını düşünebiliyor musun sen? Hal böyle olunca onun kudretine nerede sınır koydun ki böyle Miraç'ta ya onu yapamaz falan, yok bunu yapamaz falan. Hani bunları nereden, hangi delille o sınırlamaları yapabildin? Bunlar senin kendini Allah yerine koyup haşa sümme haşa, ya ben yapamıyorum o da yapamaz gibisinden uydurduğun şeyler. Bununla yüzleş. O payeyi kendinden al. Allah'a Allah gibi iman et. Kendindeki kusurları ona taşıma. Gör bak bütün yollar nasıl açılıyor ki Bediüzzaman Hazretleri de o yolların nasıl açıldığını bize burada bu gibi metinlerinde hep göstermiş elhamdülillah. Allah Bediüzzaman Hazretleri ve emsali mürşitlerden razı olsun, kabirleri pür nur olsun, makamları cennet olsun ki onların taşıdığı hidayet nuruyla bugün biz de imanımızı korumaya gayret ediyoruz Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremiyle. Efendim, evet. Şimdi geldik 7. hakikate, asıl konuşacağımız bahse. 7. hakikat, hep tekrar ediyoruz, şu cümleyle başlıyor. Babı hıfz ve hafiziyet olup ismi hafiz ve rakibin cilvesidir. Ne demek bu? Biz burada hıfz ve hafiziyet kapısından giriyoruz aleme. O perspektifle inceliyoruz alemi. O gözlükle bakıyoruz. Burada bu hakikat boyunca arayacağımız deliller bu perspektiften görülenler olacak. Demiyoruz ki yalnızca bu delillerden ibarettir. Haşa, Üstad Hazretleri onu söyledi. Sudetlerde de söyledi. Hakikatlerde de söylüyor yanlış bilmiyorsam sona doğru. Sanma ki diyor Haşir'in delilleri bunlardan ibarettir. Ha, biz burada sana biraz malzeme verdik ama bundan ibaret değil. Belki binlerce delili var. Kur'an da bize bir malzeme verdi. Kur'an-ı Kerim'deki o ayet, Rum Suresi'nin 50. ayeti. Bu cümleye vurursak ne diyor? bab-ı rahmet ve kudret olup ismi Rahman ve Kadir'in cilvesidir diyordu ayet-i kerime. Üstad orada isimlerin yerlerine başka isimler koydu ve onların tecellileri açısından okumalarına kainatı devam etti ve bize şimdi de bu cümleyle geldi. Bab-ı hıfz ve hafiziyet olup ismi Hafiz ve Rakib'in cilvesidir. Hıfz ne, hafiziyet ne? Üzerine bir miktar konuşmuştuk. Hıfz, fiilin kendisi, saklama, koruma, yazma, muhafaza etme. Yani zaten o muhafaza kökünden, hıfz muhafaza kökünden geliyor. Yani aynı kökten geliyorlar. O kelimenin diğer versiyonlarından çıkarabiliyoruz az çok nasıl manası var. Hafız mesela, Kur'an'ı hafızasında saklıyor değil mi? Hafıza mesela, bak yine söyledik. Muhafız, muhafazakar mesela, bu kelimeler hafiften kokusunu veriyor. Peki hafiziyet ile hıfzın farkı ne? Hafiziyet onun sıfat olarak okuması. Biraz daha böyle kanuniyet seviyesine çıkması. Mesela Cenab-ı Hak rezzaktır, rızık vericidir. Ama rezzakiyet sahibidir dediğimiz zaman o bir kanundur, her yerde işler manasına söylüyoruz. Nasıl benim ağzımdan aldığım bir rızık var, gözümün de bir rızkı var. Nasıl benim bir rızkım var, meleklerin de bir rızkı var. Nasıl meleklerin rızkı var, cinlerin de bir rızkı var. Onların var, otların var, taşın, toprağın bile. Biz şu an belki kendi fizik, kimya, biyoloji algımızda bu düzeye erişmedik ama yani küreye arzın bile arkadaşlar bir canlı gibi varlığını devam ettirdiğini düşünen bilim adamları var. Hatta kitabı da söylerdim. Üstad da onu söylüyor ama bir kitapta da geçiyordu. Geçenlerde okuduğum, şimdi aklımda değil işte. Twitter'da falan da paylaşmıştım, orada görenler olmuştur. Yani küreye arzın bir canlı gibi hareket ettiğini söyleyen, hatta bütün evrenin bir canlı gibi içindeki dengeler, alakalar, ilgiler dolayısıyla bir canlı refleksleri gösterdiğini söyleyen bilim adamları var. Sayıları da giderek artıyor. Yani bütün varlığın artık o kuantum fiziğinin en alt seviyesinde, bak işte kitap aklıma gelir gibi oldu. Bu Can Yayınlarından çıkan İtalyan bir profesörün her şey göründüğü gibi değildir miydi? O olabilir yani, onun içinde geçiyor olabilir. Hatta bu kuantum bahsinin sonuna doğru. Bütün varlığın artık bağlantılardan, göreliliklerden ibaret olduğuna dair böyle bir düzeye gelmiş bilim adamları artık. Orada diyorlar ki ya bunların hepsi ya hep beraber varlar ya da hiçbirinin olmaması lazım gibi bir düzeye gelmişler. İşte o düzeyde diyorsunuz ki ya bu topyekün tek bir canlı gibi. O canlının içinde de biz bir canlıyız. Bizim vücudumuzda virüs neyse mesela, işte korona yaramazı neyse bizim vücudumuzda, belki de dünyada da insan yaramazı o. Bizim verdiğimiz zarar da dokunmuyor mu dünyaya? Evrene dokunuyor. İşte onun gibi de koronanın da zararı bize dokunuyor. Alem var, alem içinde, alem var, alem içinde yani. İşte hıfz, hafiziyet, birisi bir fiil ve ondan gözüken fail, diğeri ise bir kanuniyet, daha geniş bir perspektifte geçişlerle beraber okumak yani olayı. İsmi Hafiz, yani Cenab-ı Hakk'ın işte o koruyucu, saklayıcılığı kastediliyor. Rakip, gözetleyici olması. Bunların arasında da biz dedik gerektirme ilişkisi vardır. Çünkü gözetleyici olmasa hıfz edemez. Hıfz ediyorsa mutlaka gözetleyicidir. Bir muhasebeci düşünün ki şirketin bütün kayıtlarını elinde tutuyor. Bunun mutlaka şirketi gözetliyor olması lazım. Rakip olması lazım ki hafiz olabilsin. Hafiziyeti sağlamsa gözükür ki rakiptir. Yani birbirlerini böyle işaret ederler bunlar. Bizdeki rakip kelimesi biz daha çok şey olarak kullanıyoruz böyle. Düşman, hasım gibi ama aslında gözetliyor. Açığını arıyor. Ya, bizdeki şeyiyle yani o işte müsabaka. Rakibini yere serdi falan diyoruz ya. Yani böyle ona bakan, sürekli kollayan manasında kullanılmış bizde de o kelime. Biraz anlam değişikliğiyle. Evet, bab-ı hıfz ve hafiziyet olup ismi Hafiz ve Rakib'in cilvesidir konuşuyorduk. 4. paragraftayız. 3 paragrafını konuşmuştuk ama onları da hızlıca bir okuyayım. Hakkında konuşmadan okuyayım. Sonra kaldığımız yerden, konuşacağımız yerden ince tefekkürümüzü yapmaya başlayalım. bab-ı hıfz ve hafiziyet olup ismi Hafiz ve Rakib'in cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki gökte, yerde, karada, denizde, yaş kuru, küçük büyük, adi âli her şeyi kemali intizam ve mizan içinde muhafaza edip bir türlü muhasebe içinde neticelerini eleyen bir hafiziyet ne saklanır? İnce elenen sonuçlar, alınacak veriler saklanır. Evet. İnsan gibi büyük bir fıtratta, hilafet-i kübra gibi bir rütbede, emanet-i kübra gibi büyük vazifesi olan beşerin. Şimdi bu ifadeleri kullanıyoruz ama bunlar hep Kur'an'da geçen, sünnette geçen şeyler. Mesela hilafet-i kübra gibi bir rütbede diye üstad. Bu Bakara suresinde, En'am suresinde, Yunus suresinde, Enbiya suresinde, Nahl suresinde, Kasas suresinde, Fatır suresinde geçen bir hakikatmiş. İnsanın hilafet sahibi olması meselesi. Evet. Emanet-i kübra, bu da Ahzab suresinde geçen bir şeymiş. İşte o emanet mevzusu var ya, dağlar çekindiler almaya ama insan yüklendi, insan çok zalim ve çok cahildir. İşte orada geçen bahis bu. Yani üstad bir kelime kullanıyor ama bunun Kur'an'da şeyi var, arka planı var, Kur'an'da, sünnette. Emanet-i kübra gibi büyük vazifesi olan beşerin rububiyet-i âmeye temas eden amelleri, mesela rububiyet kelimesi bir terim. İlk oluşturan kimdi bu kelimeyi? Kenan abi bunu derslerinde anlatıyordu, Kenan Demirtaş abi. Şimdi aklıma gelmedi açıkçası. Yani bu, mesela bu kelime bile aslında üstadın nasıl bir arka planla konuştuğunun delili. Üstad kendi kendine böyle uydurup söylemiyor yani. İşte affına sığınarak söylüyoruz. Böyle bir şey yok. Ben uydurdum bu kelimeyi, ben kullanıyorum, ben yapıyorum değil. Bir birikimi var. İslami ilimlerdeki bir arka planı var. Onun üzerine konuşuyor ve konuştuklarının da o adreslerde karşılığı var. İzi sürünse bulunur. Belki de bulunması için de söylüyor. Fakat maalesef bugün bir takım nurcular, bazı nurcular diyelim, hani Risale-i Nur'u Risale-i Nur'da bitirmeye çalışıyorlar ya da İslam'ı Risale-i Nur'da hatta bitirmeye çalışıyorlar. Böyle bir şey mümkün değil, mantıklı değil. Hiçbir İslam alemi, Bediüzzaman da dahil, böyle bir iddiada bulunmamış arkadaşlar. Yani eserlerinde buna hamledilen, yorulan yerlere baktığınız zaman da onların özel sebepleri var. Mesela Kastamonu layıkasında galiba Feyzi abi uyarıyor, Mehmet Feyzi abi diyor ki, yani demek ki bir tasavvuf, meşrep, bir tarikat şeyi varmış onda. Bak diyor işte, hani diğer nur talebeleri Risale-i Nur'a iktifa ettiler, büyük makamlar kazandılar, sen de iktifa et diyor. Burada kastetti yani yolunu değiştirme. Yoksa sadece Risale-i Nur oku, başka esere bakma demiyor. Mehmet Feyzi abi de böyle anlamamış ki. Çok büyük bir kütüphanesi varmış onun İslami ilimlerde merakından dolayı oluşturduğu. Mahkeme savunmasında kendisi bahsediyor bunu galiba. Şualarda olabilir o mahkeme savunması, yanlış bilmiyorsam. Ben diyor yani geçmişten beri meraklıydım. Benim diyor İslami ilimlerdeki eserlerden oluşmuş kütüphanem var diye anlatıyor mesela. Üstad ona o kitapları kaldırat dememiş haşa. Bakmayalım, görmeyelim dememiş. Okuma dememiş. Meslek olarak Risale-i Nur'a konsantre ol. Bu da anlaşılır bir şey. Mesela bir fizikçi talebe yetiştirecekse, fizikçi yetiştirecekse, o fizikçinin edebiyata, şuna buna da el atmasını ister mi? Der ki yok, hani sen bir konsantre ol, şu işi bir kotar kardeşim, ben seni fizikçi yapacağım. Veya işte bir meslek erbabı yanına çırak aldı. O çırak gitsin başka yerlerde de başka çıraklıklar çalışsın ister mi? İstemez. Hani önce sen bir benim işimi bir öğren bakayım, burada bir ol der. Bunu becerdikten sonra başka bir dallara da geçiyorsan geç, ama bunu bir yapabiliyor musun bakayım der. Hani her meslek erbabı o talebe yetiştirirken bir konsantre olmasını ister yani. Başka alanlara kayma, gitme der yani. Burada konsantre ol, bu mesleğin esaslarına sahip ol, üzerine çalış, mesaini buraya hasret. Bunu herkes ister. Mürşitler de istiyor, ehl-i sünnet mürşitlerin her birisi. Mutasavvuf veya ehli zahir. Yani talebe yetiştirirken konsantrasyon istiyorlar yani. Oraya buraya oynamasını istemezler, dikkatinin de, kalbinin de, yoğunlaşmasının da. Üstadın da istediği bu. Ama tabii bugün oradan işte dediğim gibi bazı talebeler çok böyle enteresan, aşırı yorumlar çıkarıyorlar. Arkadaşlar olamaz yani, bakın olamaz. Bir eser külliyatı, üstadınki 14 cilt. 14 cilt olmasın, 140 cilt olsun. Yine İslamiyet içine sığmaz onun. İslamiyet o kadar geniş bir şey ki biz İslam hakkında yazılmış eserleri toplasak belki bizim apartman 4 katlı. Bu apartmanın boyunca kitap olur üst üste yığsak. Tek tek de değil yani, genişlemesine oda gibi 4 odalı işte bir daire gibi üst üste yığsak yükselir aşar yani şeyi. O kadar çok eser yazılmış, bir o kadarı daha yazılmakta. Onların üzerine yazılanlar, onların üzerine yazdıkları falan filan böyle dallanarak devam etmekte. Yeni yeni başlıklar ortaya çıkmakta, onların üzerine yeni kitaplar telif edilmekte. Bu böyle bir ilim, böyle sürekli genişleyen bir tuğba ağacı. Bir tek meyveye, bir tek dala hasredilemez. Ama şu var, Risale-i Nur ilk ayağını atacaklar için çok güzel bir başlangıçtır. Ben bunu iddia ediyorum kendim bir nur talebesi olarak. Yani mesela adam dinle, diyanette çok ilgisi yok ama girmek istiyor bu daireye. Yani bu şeyde böyle bir artık hayatını değiştirmek istiyor. Yeni bir eksen çizmek istiyor. Ben Risale-i Nur'u çok tavsiye ederim. Yani onunla başlasın. Çok güzel mizanları var. Çok güzel bir çerçeve çiziyor. Hem tasavvuf hem itikat çok güzel anlatıyor. Kolay anlaşılıyor. Yani o temeli çok iyi oturtuyor bence. Ben kanaatim o. Ben bir nur talebesiyim. Böyle olduğunu düşünüyorum. Temeli çok iyi oturttuğunu düşünüyorum. Ve ondan sonra da dinle sürecek ilişkinizde manevi terbiyede yine hissesi olduğunu düşünüyorum. Ben mesela tekrar tekrar okuyorum. Her yıl belki bir kere deviriyorum külliyatı elhamdülillah. Yani ilişkimi diri tuttuğunu düşünüyorum. Dinle, tasavvufla, fıkh-ı batınla, o manevi kalple de. Sadece itikat değil, kalbi düzeyde, terbiye düzeyinde de benim ilişkimi dinamik tuttuğunu düşünüyorum. Bu üslubu yakalamış Bediüzzaman Hazretleri. O açıdan kıymetli. Ama ben diyemem ki hadis ilmindeki bütün her şey Risale-i Nur'da var. Yok kardeşim. Tefsir ilmindeki her şey Risale-i Nur'da var. Yok. Olmak da zorunda değil zaten. Üstad da böyle bir şeyi şey yapmamış. Yani her sorunun cevabı içinde var demiyorum diyor mesela bir yerde. Çünkü zaman değişiyor, yeni sorular çıkıyor. İşte mesela bugün hadisler hakkında bir sürü fitneyle karşılaşıyoruz değil mi? Modernistler, Kur'an Müslümanları, işte tarihselciler, şu bu falan filan derken. Şimdi ben onlara dair çoğu mesela şüpheyi veya işte diyelim sorunun cevabını Ebu Bekir Sivil Hoca'nın kitaplarından öğrendim. Ha, Risale-i Nur'da onlara atıflar var mı? Şimdi görüyorum. Ama Ebu Bekir Hoca gözümü açınca görmeye başladım. Allah ondan razı olsun. Ben şimdi diyemem ki ya bütün soruların cevabı Risale-i Nur'da var. Ya işte bak yeni mevzular çıkıyor, yeni tartışmalar çıkıyor. Üstada o sorular gelmemiş ki cevap versin. Gelse cevap verirdi. O kendi çağında kendisine gelen sorulara cevap vermiş. Şimdikilerde, şimdiki alimlerimizde Allah hepsinden razı olsun, yeni suallerle karşılaşıyorlar, yeni cevaplar üretiyorlar. Ve böylece bu emanet omuzdan omuzda, asırana asıra devam ediyor. Kendimiz de bitiremeyiz İslam'ı arkadaşlar. Nurcular özelinde söylüyorum. Beni dinleyen nur talebeleri için söylüyorum. Az çok bu yola emek vermiş bir kardeşler olarak, mesai sarf etmiş, kafa sarf etmiş bir arkadaşlar olarak söylüyorum. Bitmez, bu mümkün değil. Yani hiçbir alim böyle bir şey iddia etmemiş. İslami ilimler bir bütündür. Ha bununla içinde ayrı ihtisaslar vardır. Bir ihtisas alanına yoğunlaşan diğerinde elbette o kadar şey olmaz, dakik bilgi sahibi olmayabilir ama geniş bir fikre sahipse belki onlarda da böyle mesai sarf edip üstünlüğe erişebilir. Ama herkes böyle olmak zorunda değil. Hele avam müslümüm hiç böyle olmak zorunda değil. Herkes avukat, herkes doktor, herkes fizikçi, kimyacı olmak zorunda olmadığı gibi. Bu da zorunda değil. Ve özellikle avamı müslümin için kalplerini iman, Kur'an üzerine tutma konusunda Risale-i Nur gerçekten çok faydalı bir kitaptır. Hem içeriğiyle hem de üslubuyla. Ama İslami ilimler onda bitmiştir. Her şey ondadır. Ondan başka kitaba gerek yoktur falan bu. Hem uhuvvete zarar veriyor. Uhuvveti İslami açısından konuşalım. Yani bütün cemaatler bunu diyene elbette hakları olarak, çünkü onların da kendi mürşitleri var, kendi mesaileri var. Bir de ehli İslam geleneğiyle kurdukları bağ var. Siz onlara bir nevi dolaylı yoldan gereksizlik imasında bulunuyorsunuz. Bu doğru bir ima mı? Yani, uhuvvet-i İslami'yi kendi elimizde baltalamayalım, böyle bir şey yapmayalım. Elbette öyle değiliz. Bizim yolumuz bu. Bizim tekkemizin kitabı bu. Nasıl ki Esat Coşan Hoca Efendi merhum, Allah ona rahmet eylesin, derdi ki mesela Ramuzül Hadis derslerin için, bu bizim tekkemizin hadis kitabı. Biz demiyoruz ki derdi bütün hadis kitapları bir yana bu bir yana. Hayır, ama bizim hocamız Ahmet Gümüşhanevi Hazretleri bunu hazırlamış. Ben hocamı da Zahit Kok Hazretlerini de bunun üzerine gördüm diyordu galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ben de onu onun üzerine gördüm diyordu. Ben de onu ondan bunu aldım. Bu bir hani gelenek. Biz bunun üzerine mesai sarf ediyoruz. Başkası başka kitapları yapıyor. Mektubat-ı Rabbani dersi yapıyor. Mesnevi Şerif dersi yapıyor. Bir sürü ders var, internete bakın. Nurcular da bunun üzerine yapıyor. Böyle bir yoğunlaşma farkı. Mevzu bundan ibaret. Ulan nereden geldik buraya? Bayağı da vaktimizi aldı. Neyse efendim. Okumaya devam edelim. Allah, en baştan tekrar alayım. Ben çok dallandırdım. Ne konuştuğumuzu da unuttum. Babı hıfz ve hafiziyet olup ismi hafiz ve rakibin cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki gökte, yerde, karada, denizde, yaş kuru, küçük büyük, adi âli her şeyi kemali intizam ve mizan içinde muhafaza edip bir türlü muhasebe içinde neticelerini eleyen bir hafiziyet, İnsan gibi büyük bir fıtratta, hilafet-i kübra gibi bir rütbede, emanet-i kübra gibi büyük vazifesi olan beşerin, rububiyet-i âmmeye temas eden amelleri ve fiilleri muhafaza edilmesin, muhasebe eleğinden geçirilmesin, adalet terazisinde tartılmasın, şayeste ceza ve mükafat çekmesin, hayır asla. Evet, şu kainatı idare eden zat, her şeyi nizam ve mizan içinde muhafaza ediyor. Nizam ve mizan ise ilim ile hikmet ve irade ile kudretin tezahürüdür. Çünkü görüyoruz her masnu vücudunda gayet muntazam ve mevzun yaratılıyor. Hem hayatı müddetince değiştirdiği suretler dahi birer intizamlı olduğu halde heyet-i mecmuası da bir intizam tahtındadır. Zira görüyoruz ki vazifesinin bitmesiyle ömrüne nihayet verilen ve şu alem-i şehadetten göçüp giden her şeyin, Hafiz-ü Zülcelal birçok suretlerini elvah-ı mahfuza hükmünde olan hafızalarda ve bir türlü misali aynelerde hıfzedip, ekser tarihçe hayatını çekirdeğinde, neticesinde nakşedip yazıyor. Zahir ve batın aynelerde ipka ediyor. Mesela beşerin hafızası, ağacın meyvesi, meyvenin çekirdeği, çiçeğin tohumu, kanunu hafiziyetin azameti ihatasını gösteriyor. Görmüyor musun ki koca baharın hem hep çiçekli, meyveli bütün mevcudatı ve bunların kendilerine göre bütün sahaif-i amali ve teşkilatının kanunları ve suretlerinin timsalleri, mahdut bir miktar tohumcuklar içinde yazarak muhafaza ediliyor. Kemali intizam ve hikmetle koca diğer bir bahar alemini meydana getirmekle hafiziyetin ne derece kuvvetli ihata ile cereyan ettiğini gösteriyor. Acaba geçici, adi, bekasız, ehemmiyetsiz şeylerde böyle muhafaza edilirse, alemi gaybda, alemi ahirette, alemi ervahta, rububiyeti ammede mühim semere veren beşerin amelleri, hıfz içinde gözetilmek suretiyle, ehemmiyetle zapt edilmemesi kabil midir? Hayır ve asla. Şimdi tefekkür edeceğimiz kısma geldik arkadaşlar. Geç olsun güç olmasın. Evet. Şu hafiziyetin bu suretle tecellisinden anlaşılıyor ki, şu mevcudatın maliki, mülkünde cereyan eden her şeyin inzibatına büyük bir ihtimamı var. Hem hakimiyet vazifesinde nihayet derecede dikkat eder. hem rububiyet saltanatında gayet ihtimamı gözetir. O derece ki en küçük bir hadiseyi, en ufak bir hizmeti yazdırır. Mülkünde cereyan eden her şeyin suretini müteaddit şeylerde hıfzeder. Şu hafiziyet işaret eder ki, ehemmiyetli bir muhasebe-i amal defteri açılacak ve bilhassa mahiyetçe en büyük, en mükerrem, en müşerref bir mahluk olan insanın büyük olan amelleri, mühim olan fiilleri, mühim bir hesap ve mizana girecek, sayfeyi amelleri neşredilecek. Dönüyoruz paragrafın başına. Daha bir anlamaya çalışıyoruz şimdi. Evet, şu hafiziyetin bu surette tecellisinden anlaşılıyor ki, hafiziyetin tecellisi dedi, hafizin tecellisi demedi. Ne demek istiyor? Yani bir kanuniyet, her daireye işleyen, her yansımada ayrı ayrı gözüken, elbette kendisine has renklerle, suretlerle, parıltılarla gözüken bir saklama kanunu var, bir saklama adeti var, bir koruma, kollama, muhafaza etme iradesi var diyelim. Her şeyde kendisine göre bunu görüyoruz. Bu her şeyde görülebilme durumu da kendisine has tecellilerle, işte yöntemlerle, dedik ya, insanın sesi iz bırakıyor, çevresinde kalıyor. Parmağımız sağda solda iz bırakıyor, kalıyor. Konuşuyorum, ağzımdan belki tükürükler saçılıyor bilmediğim her anda. Ufak ufak parçalar her yere dökülüyor. Ehli gelse, işte bir kriminal uzmanı gelse, oralardan benim burada olduğumu çıkarıyor, iz bırakıyorum. Bilemiyoruz daha ne türlü kayıtlarımız var. Meleklerin aldığı var mesela omuzlarımızda. Normalde bir kamera, insan nerede tutar kamerayı? Hani sarsıntı az olsun, kolay çekim olsun diye. Omuza alınır kamera. Hani sarsıntıyı azaltmak için silah da omuza alınır mesela kamerada. Düşünün ki kiramen katibin meleklerinin, o işte omuzlarımızda her şeyi kaydeden meleklerin makamı da böyle. Oradan gözetliyorlar. Göze en yakın ikinci bir yer. Yani kamerayı omuza koymanın bir diğer sebebi de göze yakın bir yer. Yani gözün gördüğüne yakın bir yerden görüyorsun. Kulağın duyduğuna yakın bir yerden duyuyorsun. Böyle kamerayı tuttuğun zaman böyle. Hem sarsıntıyı alıyor omuzun. Hani onu dayanacak yer veriyor. Hem de gözüne yakın bir açıdan görebiliyor kamera. Kulağına yakın bir açıdan duyabiliyor kamera. Yani bir kayıt aleti olsa insanın gördüğü, duyduğu, konuştuğu en uygun nereden çekilir diye otursak, çalışsak, işte kameranın durduğu yer. Kiramen katibin nerede duruyor? Yine burada, yine burada, yine burada. Şeyine dönelim, diğer tarafına dönelim mevzunun. Bu bana ilginç gelen böyle birazcık şekerli bir bahis. Allah'u alem kaydıyla diyelim. Birisine ceza vermek istediğinizde de silahı nereye dayıyorsunuz? Hani gözetleyip vuracaksınız. İşte tank savar füzesi, yatıyorsunuz altına, böyle omzunuzla giriyorsunuz altına, veya roket atar alıyorsunuz omzunuza koyuyorsunuz. Bak gene orası. Burada böyle bir şey var. Cenab-ı Hak diyor ki senin mükafatınla mücazatın da burada. Gene omuzlarından. Yine oradan bakılıyor. Ya bu teknolojiyle, yani meleklerin mesela hakkındaki rivayetler, onların fonksiyonları falan filan, bunları bugün modern teknolojiyle falan kıyasladığım zaman ben böyle çok enteresan paralellikler yakalıyorum kendimce. İşte bir tanesi bu. Yani meleği oraya koymuş. Kiramen katibini Allah başka bir yere koymamış yani. Demiş ki omuzlarınızda sizi yazıyorlar. Bugün de biz kayıt aleti yapmışız. İşte en mükemmel, en iyi teknolojik alet yine omzumuzda. Gözümüz de aynı şeyde. Belki o görüntüler mahşer günü, o kiramen katibinin çektiği görüntüler mahşer günü bize gösterildiği zaman da biz diyeceğiz ki sanki bizim gözümüzden görülmüş gibi, bizim kulağımızdan işitilmiş gibi. Çünkü çok yakındaydı zaten. Olayın içine bizi sokacak görüntüler. Bu 3 boyutlu oyun, 4 boyutlu oyunlar var böyle. Gözlüğü, konsolu falan takıyorsun. Sanki oyun salonunun içine giriyorsun. Halbuki o oyunu birisi yazdı. Senin de hiç görmeyen birisi. Ama sen o konsolu falan taktığın an sanki oyunun içinde oluyorsun değil mi? Böyle sanki etrafında her şey. Bir de bazen böyle hareketli zemin falan yapıyorlar onun altına. İyice sanki o mekandaymışsın gibi hissediyorsun. Teknoloji fuarlarında falan var öyle şeyler. Siz de görmüşsünüzdür. Ya mesela Allahü alem kiramen katibinin o aldığı kayıt da bize hatırlatıldığı zaman Cenab-ı Hak hep güzel hatıraları hatırlatsın. Kusurumuz, günahımızı affetsin. Diyeceğiz yani bizim içinde olduğumuz bir şey yani. Tam biz de o şartlardaydık işte. Hiç yadırgamayacağız yani, diye düşünüyorum yani. Pekala. Bu da böyle altı bir bilgi olarak geldi geçti. Evet, şu hafiziyetin bu surette tecellisinden anlaşılıyor ki, yansımasından anlaşılıyor ki şu mevcudatın maliki, varlığın sahibi yani malik, sahip demek. Malikane diyoruz. Sahibinin hanesi gibi bir manası var ama biz onu daha çok böyle konak, saray, lüks yer anlamında kullanıyoruz. Maliki, mülkünde cereyan eden her şeyin inzibatına büyük bir ihtimamı var. İnzibat ne demekmiş? Askerlik yapanlar bilirler inzibatın ne olduğunu ama bakalım o mu? Güvenlik ve düzen demekmiş inzibat. Askerde de inzibat var. Ne yapıyor inzibat eri? Şeyin düzenini sağlıyor. Askerliğin düzenini sağlıyor. Askerlerin yoldan çıkmasını engelliyor. Asker izinde bulunmaması gereken bir yerden bulunuyor. İnzibat orayı devreye atıyor. Görürse asker alıyor oradan. Senin burada ne işin var diye. Veya işte kaçacak asker otogara gidiyor. Genelde kaçacak askerlerin gideceği yer otogar veya otobüslerin geçtiği yollar. O güzergahlarda inzibat devreye atıyor ki bakalım kaçan göçen var mı? Gitmeyi düşünen var mı? Şunu bir alayım geri götüreyim birliğine falan gibi. İnzibat da bu demek. Mülkünde cereyan eden her şeyin inzibatına büyük bir ihtimamı var. Yani gözetliyor, kolluyor, o düzenin devam etmesi için sadece kurup bırakmamış bazı deistlerin veya işte Aristo'nun da dediği gibi onlar öyle diyorlar ya, Cenab-ı Hak güya haşa varlığı saat gibi kurmuş bırakmış, daha ilgilenmiyor. O kendi kendine tıkır tıkır işliyor. Öyle değil. Her an kullanıyor. Her an düzen içinde kalması için inzibatları geziyor. Görünen görünmeyen bir sürü inzibatı var bu işlerin. Gittim mi kaldım mı? Ya firma bile güvenlik şirketi anlaşıyor. Elemanları ne yapıyor, ne ediyor diye bakıyor. Geçen bir şey gördüm program. Böyle gıda üzerine iş yapan insanlar işte hırsızlıktan, taklit edildiklerinden falan şüphelendiklerinde o dedektiflerle anlaşıyorlar. Gıda dedektifi miydi programın ismi? Aklımda kalmadı şimdi. Mesela adam onu şeyi fark ediyor. Hamburgerini kendi şube müdürü çalıyormuş. Mesela 100 tane hamburger alıyor, 50 tanesini dışarıda başka bir yere satıyormuş. Oranın özel tarifini başkasına veriyormuş. Onu yakalatıyor dışarıdan dedektif tutarak. Düzenin devamı için bu lazım çünkü. Düzenin parçaları sapmaya da meyyeller. İnsan bunu düşünüyor. Alemi yaratan Allah bunu düşünmüyor mu mülkü hakkında? Haşa sümme haşa. Elbette Cenab-ı Hak da mülkünde bunu bir şey içine koymuş. El-Rakib ismiyle gözetliyor, El-Hafiz ismiyle muhafaza ediyor ve muhafazanın bir ucu da o denetleyiciler üzerinden görülüyor. Mülkünde cereyan eden her şeyin inzibatına büyük bir ihtimamı var. Nübüvvet de bunun bir tecellisi mesela. Peygamberler niye geldi aleyhisselam? İşte insanoğlunun düzenden sapmaması için, sapışının toparlanması için. Veya bakıyorsunuz, bir tür yoldan çıktığında, aşırı çoğaldığında başka bir türü Cenab-ı Hak ona musallat ediyor. Onunla ona bir düzen veriyor. Çekirge afeti oluyor. Çekirgelere Allah sığırcık kuşlarını musallat ediyor veya başka bir tüketici, böceği, çekirgeleri tüketen başka bir canlıyı musallat ediyor. Onlara bir denge veriyor. Bir veya işte musibetle onlara sınır çekiyor. Söz gelimi ben çocukken hatırlıyorum bir ara Suudi Arabistan'da falan filan o kesimlerde yanlış bilmiyorsam bir çekirge afeti olmuştu ama bayağı bir böyle kocaman çekirgeler çoklarda Türkiye'ye kadar geldiler. Ama Türkiye'de o işte Siirt falan, Mardin, o civar geçtikten sonra o dağlar başlıyor ya. Orada kış var tabii, soğuk var. Orada hepsi böyle öldüler. Hatırlıyorum, çuval çuval dolduruyorlardı torbalara. Bak Cenab-ı Hak soğuğu onlara bir set çekmiş. Buradan geçmesinler, nizamı aşmasınlar diye. Pirana diye bir balık var. Eğer okyanusta yaşasa okyanusların anasını ağlatır o piranalar. Ne bulsa tüketiyor hayvan canlı namına. Azıcık böyle hareket görsün, kan görsün, bir çoğalıyorlar orada işte 1000 tanesi bilmem kaç tanesi. Bakıyorsun 5 dakika sonra suya düşen canlının iskeleti çıkıyor dışarıya. Ama Cenab-ı Hak fıtratına bir sınır çizmiş. Tatlı suda yaşayabiliyor, tuzlu suya geçemiyor. Bak sınır koymuş. Öyle öyle baktığınız zaman hep böyle bir sınırlandırmayı seziyorsunuz. Bir intizam tahtında oluyor bu işler. Bu varlığı yaratan bu varlığın intizamda kalmasını seviyor. Ki işte bilimler penceresinden okuduğumuz kanuniyetler, yasalar, düzen şeyleri, formülleri de bunun delili. Fazla söze gerek yok yani. Mülkünde cereyan eden her şeyin inzibatına büyük ihtimamı var. Özen gösteriyor tabiri caizse. Hem hakimiyet vazifesinde nihayet derecede dikkat eder. Yani şu kainattaki düzeni gördüğünüz zaman bu cümleye böyle acaba diyecek bir şeyiniz yok. Hakimiyet vazifesinde nihayet derecede dikkat eder. Hakikaten de öyledir. Varlık başından sonuna kadar, alemin bir ucundan diğer ucuna kadar aynı kanunlarla muhataptır. Bakın işte Galilei yerçekimi kanununu çözmüş, kanun olduğunu çözmüş. Newton ne demiş? Ya bu burada geçiyorsa alemin diğer köşelerinde de geçiyordur. Bu böyle genel bir kanundur. Nedir? Kütle çekim kanunu. Gezegenler de birbirini çekiyor. Bak sadece yer çekmiyor. Her şey birbirini çekiyor diye bak anlamış, o perspektifi yakalamış. Varlığın başından sonuna kadar bu öyle oluyor. Bu yasadan kimse çıkamıyor. Böyle bir yasanın varlığını görsen demez misin? Ya bunun, bu yasaların sahibi çok büyük bir hakimiyet sahibi ki hiçbirisi gram sapamıyorlar şeyden. Varlığın başından sonuna kadar aynı kanunlar. İşte yer çekimi kanunu, sürtünme kanunu, kaldırma kanunu, indirme kanunu, bilmem ne kanunu. Artık ne kadar kanun varsa. Atom altı düzenden en makro düzeye kadar. Geçerli olan yasalar işliyor tıkır tıkır. Yani istisnaları varsa da bunlar yine hikmetle konmuş. İşte su, normalde bütün varlıklar donduklarında hacimleri küçülüyor, suyun hacmi büyüyor. Bak hikmetle su böylece yüzeyi kaplıyor, dibinde canlılık kalabiliyor. Yani donan su yüzeye çıkıyor, yüzeyden donuyor göller, ırmaklar, denizler, atıyorum deniz pek donmaz ama donarsa da yüzeyden donuyorlar. Böylece alttaki canlılıkla üstteki soğuğun arasında bir tabaka oluşuyor. Koruma, yalıtım tabakası. Alttaki canlılık korunabiliyor. Bak hikmetle. İstisnası da hikmetle. Evet. Hem hakimiyet vazifesinde nihayet derecede dikkat eder. Dikkatsiz olmaz bu işler. Hem rububiyet saltanatında gayet ihtimamı gösterir. Yani yine o özenden bahsediyoruz. İhtimam, özen diye kullanıyoruz biz. Önem verme, özen. Tabi bunları Cenab-ı Hakk'a dair kullandığımızda mukaddes, münezzeh manaları düşünmek lazım. Ya Cenab-ı Hak bir şeye az dikkat ediyor, diğerine çok dikkat ediyor. Böyle yani bu anlamda özeni düşünmeyin. Cenab-ı Hakk'ın her şeyi en ince detayına kadar bilmesinde, kollamasında, hikmetle hareket etmesinde düşünün yani bu ihtimamı. Gözetir. O derece ki en küçük bir hadiseyi, en ufak bir hizmeti yazar yazdırır. Mülkünde cereyan eden her şeyin suretini müteaddit şeylerde hıfzeder. İşte o konuştuğumuz şeyler. Hepsi saklanıyor bir yerlerde. Her şey başka bir şeyde iz bırakıyor. Kokusundan, genetiğinden, şunundan, bunundan, belki ileride teknoloji gelişse ışıkla da iz bıraktığını, suret bıraktığını göreceğiz nesnelerde. Ben mesela bu odada duruyorum. Bana çarpan ışık sürekli karşımdaki duvara da yansıyor. Orada belki bir iz bırakıyorum. Şu an belki bunu çözecek teknolojim yok ama ileride bilim adamları çözecekler. O da ortaya çıkacak. Bu odada 3 ay önce kim oturdu? Tam tarihi ayarladığınızda cihazı çalıştırdığınızda şak diye duvarlardan görüntü çıkacak. 3 ay önce bilmem Ahmet Haş şu durumdaymış. Kitap okuyormuş, ders yapıyormuş gibi çıkacak. Bir Hintli birisinin sunumunu görmüştüm. TEDx sunumuydu. Adam başka bir odadan başka bir mekanın görüntüsünü alabilmenin teknolojisini bulmuş. Hani böyle kuruyor mesela salona, bizim salona kuruyor cihazını. Doğrudan benim odayı görmüyor salon. Ama o açıdan meğer ışık sızıyormuş, yani yansıma yaparak işte. Karşı duvara çarpıp oradan oraya geçerek falan. Ve bununla görüntü almış adam. Onun örneklerini de gösteriyor. Yani demek ki ötekinin de şeyi yakın. Zamanı geliyor. Duvarlardan, şuradan, buradan, her yerde hepimizin izler bıraktığını, aslında sürekli zapt edildiğimizi, bir kayıttan geçtiğimizi o zamanlar daha net bileceğiz, göreceğiz. İnşallah bu perspektifi yitirmezsek, tefekkürümüzü yitirmezsek, bilim bize zaten Allah'ı anlatmaya devam edecek. Bir tane kardinalin sözü vardı Bilgiler kitabında. Az ilim insanı Allahsız, buna benzer bir sözdü. Çok ilim mümin eder diyor. Hakikaten öyle. Adam az bir şey öğreniyor, bakıyorsun o uçmuş. Ama dakik ilim sahibi diyor ki, yani Allahsız diyor bu kainat açıklanamaz. Allah demek lazım. Az bilen ama kolay Allahsız oluyor. Çok bilen, yani cehli mürekkep sahibi, bilmediğini bilmeyecek kadar bilgili, o hemen uçup gidiyor. Ama o ilme hakikaten talip olmuş kişi diyor ki, bunlar diyor boşuna yaratmadın Allah'ım. O ayetteki ifadeyle sen bunları boş yere yaratmadın Allah'ım diyor yani. Bilim de bize bunu dedirtiyor. Bilimden dalalet çıkaran kim varsa bilin ki bilimin cahilidir arkadaşlar. Yani cahil olmasa o lafı demez çünkü. Hamdır, yüzeyseldir ilişkisi. İşte oradan okudum, buradan bir makale gördüm, işte filancası kitabında şöyle bir şeyden bahsediyordu. O kendisi o dakik dünyaya girmemiştir. Nakilcidir. Ben bakıyorum mesela internette. Bu evrim ağacıdır, carttır, curttur şeyler. Adam yani yani kendisi böyle bir bilim şeyi değil. Oturmuş, deneyler yapmış falan, böyle çalışmış, testler, sonuçlar falan filan. Böyle bir adam değil çoğu. Ya oradan makale almış, buradan şunu görmüş. Böyle satıcılığını yapıyor. YouTuber'lığını yapıyor. Bilim YouTuber'ı. Onlardan bu dalalet çok çıkıyor. Gerçek bilim adamından çıkmıyor yani. Hatta Newton gibi çoğunun zaten, Einstein'ın da mesela bahsediliyor. Başkaları da var. Hani bunlar kendi itikatlarında hakikaten dindar adamlarmış. Newton'un hatta kitabından o zaman okumuştum, hatırlayacaksınız. Hangi kitabın içindeydi? Newton'a ayrılmış bölümünde onu anlatıyordu. Kitabın ismini de vererek ben anlattım bunu. Burada okudum yani. Diyor ki Newton, bize Allah'ı anlatır diyor kainat diyor, yeterince diyor üzerine düştüğümüzde. Tanrı bizden ne istiyor? Bunun bilgisini diyor biz kainattan çıkarabiliriz. Newton bunu söylüyor. Ötekiler daha yani hiçbir şey buldukları da yok. Burunlarının uçlarını zor görüyorlar. Abi ne cüretler, ne laflar, ne böyle yardırmalar, tabiri caizse esip gürlemeler devam ediyor. Evet. O derece ki en küçük bir hadiseyi, en ufak bir hizmeti yazar yazdırır. Mülkünde cereyan eden her şeyin suretini müteaddit şeylerde hıfzeder. Mesela fosillerde hıfzediyor. Fosiller niye var? Cenab-ı Hak sondaki nesillere, önceki nesillerde neler yarattığını, nelerin neslinin tükendiğini veya nelerin var olduğunu haber veriyor onlarla. Bu da bir kayıt değil mi? İçlerinden bir numuneyi hıfzedip saklıyorsun. Bu mesela atıyorum bir ürün ürettin, sattın ama bir tanesini numune olarak saklarsın, böyle arşivinde dursun, kitap çıkarırsın. O yayın evinin mutlaka arşivi de vardır. Bastığın kitaptan 3-5 tane numune oraya konulur. Niye? Arşivde dursun, lazım olur. Veya bakarız sonra, o iş gene gerekir. O işe benzer bir iş daha yapmamız gerekir. Bu da bir tecrübe olarak kenarda kalsın deriz. İnsan bunu yapıyor kendi işlerinde. Alemde de Cenab-ı Hak bize gösteriyor, vaktiyle bunları da yarattım. Bak bunların hali nice oldu, hiçbirisi kalmadı. Sen kendini merkeze koyma, sen de yarın kalmayabilirsin. Gibi çok hikmet dersleri belki o fosillerde var. Fosiller niye var diye düşündüğümüzde de böyle bir ders alabiliriz belki. en küçük bir hadiseyi, en ufak bir hizmeti yazar yazdır. Pardon, yine araya giriyorum. Çünkü yeri geldi. Havadan Tozdan kitabında Cemal Saydam Hoca mesela 400 senenin, dünyanın 400 senesinin iklimini, nasıl bir iklim yaşanmış, ısılar hangi derecelere çıkmış, susuzluk ne boyuta varmış, ağaçlardan çıkarabiliyorlarmış arkadaşlar. Ağaçların gövdelerinden, oradaki halkalardan iklim çıkarımı yapabiliyorlarmış. Halkanın durumuna göre, artık onun inceliğini ben bilmiyorum. Ağaç halkası, bak, bir kayıt aleti olmuş ağaç halkası. Ağacın gövdesindeki o yaşını bildiren halkalar var ya, her yaş aldığında ağaç bir halka daha oluşuyor gövdesinde. İşte o halkalar, onların durumu, genişliği, darlığı, inceliği, kalınlığı vesaire vesaire, o ağacın geçirdiği iklimi o yıllarda haber veriyormuş ve bunlara göre 400 yılın haritası çıkarılabiliyormuş. Hatta bak, işte kitabı yanıma almış olsaydım o içinde grafiği de vardı, gösterirdim. Kitap kafamın üstünde kaldı, dolabın üstünde. O yüzden gösteremiyorum arkadaşlar. Yani bak, o da bir kayıt. İnsanda da belki ne kayıtlar tutuluyor aleme dair. Çünkü biz daha da aşkın şeyler yapıyoruz. Görüyoruz, tecrübe ediyoruz, tadıyoruz. Hisleniyoruz onlar hakkında. Bizde ne tür bir kayıt tutuluyor kim bilir. Yani ismi Hafiz ve Rakib isimleri çerçevesinden baktığınız zaman sanki alem birbirini kaydeden kayıt aletleri bütünü gibi. Her şey birbirini kaydedip kayıt altına almak üzerine var. Mesela biraz daha böyle ilginç bir tefekkür. Bilmiyorum, vaktimizde evet az kalmış. Bir paragraf ilerleyebileceğiz. Nerede bitiriyoruz? 7. hakikati bitiremedik. Mesela aşık olmak gibi bir şey mesela. Ya ne biliyorsun, belki de o kişinin kaydı sende tutuluyor. İşte ne bileyim, sanat, bazılarında sanat şeyi daha fazladır. Suretleri, görüntüleri tutma, muhafaza etme. Yazarlarda mesela gördükleri manzaraları yazma, tasvir etme şeyi daha fazladır. Sen de belki o konuda istihdam ediliyorsun. Cenab-ı Hak ahiretin kaydını sende tutuyor. Datasın yani. İnsan bile kendi datasını, dosyasını, arşivini ziyan etmezken, muhafaza ederken, planlı programını atmazken Cenab-ı Hak seni niye atsın? Belki senin o arşivde tuttukların üzerinden sonra başka bir alem yaratacak. Bunu hiç düşündün mü mesela? Hani kendini bir kayıt aleti olarak düşün. Bütün varlığı bu kadar iz bırakma, kaydetme, not alma açısından düşünerek hepsini büyük bir data olarak düşün. Evreni bir data olarak düşün. Data alınma cihazı gibi düşün. Bütün evreni. Niye ziyan etsin Cenab-ı Hak bunun parçalarını? Başka bir aleme çevirecek. O datadan faydalanacak. Elbette zaten her şey ilminde mevcut ama böyle kanunlara, sebeplere bağlamış. Nasıl ki elmayı ağaçla yaratıyor, ahirette dünyayla yaratmak istiyor. Ha, sıfırdan yaratamaz mı? Elbette. Elmayı da sıfırdan yaratabilir. Onun kudreti her şeye yeter. Ama sanatı iktiza ediyor, hikmeti iktiza ediyor. Böyle yapıyor. Bu açıdan kendimiz de düşünmemiz lazım. O dereceki en küçük bir hadiseyi, en ufak bir hizmeti yazar yazdırır. Mülkünde cereyan eden her şeyin suretini müteaddit şeylerde hıfzeder. Ayetleri bunu bize haber veriyor. Şu hafiziyet işaret eder ki, yani o koruma kanunu, saklama kanunu, muhafaza etme kanunu işaret eder ki, ehemmiyetli bir muhasebe-i amal defteri açılacak. Bu saklama, bu kaydetme, bu ileride bir muhasebe olacağını, bunları neymiş bakalım, neymiş, neler olmuş, bunlara neler verilecek, neler yapılacak, bunun dökümünü almak için yapılıyormuş gibi bir hissi oluşturuyor diyor. Şu hafiziyet işaret eder ki ehemmiyetli bir muhasebe-i amal defteri açılacak ve bilhassa mahiyetçe en büyük, en mükerrem, en müşerref bir mahluk olan insanın büyük olan amelleri, mühim olan fiilleri, mühim bir hesap ve mizana girecek, sayfeyi amelleri neşredilecek. Yani nasıl ki bir şirket muhasebe tutuyorsa, bu muhasebenin raporunun alındığı, toplantısının yapıldığı, üzerine konuşulduğu, verilerin incelendiği ve yeni planların yapıldığı bir muhasebe şeyi de vardır. Zamanı da vardır işte. Vergi zamanı ne zaman oluyor? Mart mı oluyor? Ben çok hatırlamıyorum bu işleri ama hani mesela şirketin envanter alacağı, işte bilançosuna bakacağı bir dönem olur. O kayıt onun içindir. Yani şirket oturup bakar. Yani kar zarar durumumuz ne? Nereye gidiyor bu şirket? Neyi ne yapmamız lazım? Neyi geliştirmemiz, neyi azaltmamız lazım? İleriki yıllarda ne yapacağız falan gibi çalışır. O kayıtlar onun içindir. Yoksa o kayıtlar oluşturulup çöpe atmak için değildir. Kayıt varsa mutlaka hesabı vardır. Bizim kimlik bilgilerimizi Türkiye Cumhuriyeti Devleti tutuyor değil mi? Niçin tutuyor? Hesabı da var bunun. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının yükümlülüğüyle yapıyorsun sen her ne yapıyorsan. Yarın bir gün suç işlediğinde de oraya kaydediliyor. İyi bir şey yaptığına da kaydediliyor. Vergini kaçırdığında da kaydediliyor. Ödediğinde de kaydediliyor. Böylece devlet senin hesabını göreceği zaman açıyor o defteri önüne. Bir GBT'ye girdiğin zaman hop çıkıyor. Ne var? Asgari kaçağı mı? Başka bir şey mi? Bak orada kaydedilmiş. Devlet bunu mesela o kaydı tutuyorsa bir muhasebesini yapacaktır. Anlıyorsun bunu. Bu kayıt bunun için diyorsun. İşte bir yere geçenlerde onu söyledik ya, bir restorana girdiniz. Sandınız ki her şey bedava. Ama oturuyorsunuz, yiyorsunuz. Birisi yazıyor yediğinizi, içtiğinizi. Bakıyor, yanınıza geliyor, bakıyor, yazıyor. Huylanırsınız, dersiniz ki ya bedava değil galiba. Hani bunların bir hesabı olacak. Bu bir şey için yapıyor bunu. Dersiniz, hissedersiniz bunu. İşte dünyadaki halimizden de bunu hissetmemiz lazım. Bu kadar iz, bu kadar kayıt, bu kadar yara, bu kadar hatıra, bu kadar hafıza, bu kadar tarih, bu kadar fosil, bilmem şu, bu benlik bilinci, kimlik bilinci, geçmiş bilinci, mazi bilinci, müstakbel bilinci. Ya bir şey var yani, bir hesap görülecek herhalde. Bir muhasebe oturulacak herhalde bir yerde. Bunun hesabı nedir, ne yaptı, ne etti, faturasını getirin, olacak sanki bir yerde diye hissetmemiz lazım. Bu metin bize bu paragrafta bunu ders veriyor arkadaşlar. Vaktimizin sonuna geldik. Maalesef fazla ilerleyemedik. Şöyle yapayım. Bu paragrafı bir daha okuyalım. İnşallah bir dahaki dersimizde de kaldığımız yerden acaba hiç kabil midir ki diye başlayan paragraftan devam edelim. Evet. Şu hafiziyetin bu suretle tecellisinden anlaşılıyor ki şu mevcudatın maliki mülkünde cereyan eden her şeyin inzibatına büyük ihtimamı var. Hem hakimiyet vazifesinde nihayet derecede dikkat eder. Hem rububiyeti saltanatında gayet ihtimamı gösterir. O derece ki en küçük bir hadiseyi, en ufak bir hizmeti yazar, yazdırır. Mülkünde cereyan eden her şeyin suretini müteaddit şeylerde hıfzeder. Şu hafiziyet işaret eder ki ehemmiyetli bir muhasebeyi amal defteri açılacak ve bilhassa mahiyetçe en büyük, en mükerrem, en müşerref bir mahluk olan insanın büyük olan amelleri, mühim olan fiilleri, mühim bir hesap ve mizana girecek, sayfeyi amelleri neşredilecek. Âmenna ve saddakna. Biz de öyle iman ediyoruz. Cenab-ı Hak o imanın hakkını vererek yaşamayı kayıt altına alınıyormuş gibi Cibril hadisindeki ifadesiyle ihsan makamında. Yani Cenab-ı Hak bizi her an görüyor. Biz de onu her an görüyormuşuz gibi yaşamak. O bizi zaten görüyor her an ama biz de onu görüyormuş gibi onun şuurunda, bilincinde, gafletine düşmeden yaşamak. Cenab-ı Hak o sırra mazhar olmayı bize nasip eylesin. İnşallah böyle günahkar, ziyan halinde, zararla bizi yanına almasın. Hidayeti de onun lütfudur. Bize lütfetsin, kerem etsin, fakirliğimize acısın, ahir zaman ümmeti oluşumuza, buradaki garipliğimize acısın da bizi zor imtihanlara uğratmasın. Huzuruna utanır bir halde almasın inşallah. Gözümüzü açsın, uyandırsın daha bu dünyada. Ki onun rızasını kazanalım. Allah hepinizden razı olsun. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.